Ömer, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Akın Bey, gayrimenkul borsası olarak verilen hizmetlere ve hizmet kalitesine değineceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Akın Cengiz kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Aslen Çorumluyum. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Hı hı. Biz 8 sene kadar kitapçılık yaptım. Daha sonraki dönemde de takriben 9 yıldır da gayrimenkul sektörü içerisindeyiz. Hı hı. Gayrimenkul borsasını da sektörde tecrübeli, verimli arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip olarak kurduk. Evet. Ve sektörde önemli bir dinamizm kazanıldı bu vesileyle. Hı hı. Genellikle genç, dinamik ama aynı zamanda tecrübeli arkadaşlardan oluşan bir ekibimiz var. Evet. Siz de burada firma sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Peki efendim, gayrimenkul borsası olarak burada nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Biraz firma hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Gayrimenkul borsası normal şartlar altında bir emlak firması elbette ki. Evet. Ama yaşadığımız dönemde özellikle de değişkenler fazla olduğu için yatırım alanları farklılaşabiliyor. Hı hı. Biz Konya'nın her bölgesinde tam olarak hitap edebilen bir firma olmayı tercih ettik. Hani lokal olarak bir yere çalışmaktan ziyade Konya'nın her noktasında adımız gibi bilelim. Yatırımcı nereden isterse, müşterimiz nereden isterse oradan cevap oluşturabilirim şeklinde çalıştık. Hani bu anlamda belki artı olarak kattığımız şey çok zengin bir portföydür. Hem çalışan sayımız açısından hem özellikle iletişim dilimizin güçlü olmasından dolayı diğer sektördeki firmalarla, arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla da yoğun bir iletişim halinde olarak çok zengin bir portföye sahip oluyoruz. Yine bu yaşadığımız dönemde sektörel durgunluktan kaynaklı takas noktasında İşte benim şurada bir yerim var, şöyle de bir yer, başka bir mahallede mesela daire talebim var, diğer tarafta da arsam var. Hı hı. Bu ikisini biz uyumlu hale getirebiliyoruz çünkü oranın da piyasasında tam hakimiz, bu tarafında piyasasında tam hakimiz ve gelen bir müşterimiz daha çok portföyle karşılaştığı için ve daha çok emlak firmasıyla da temas halinde de olduğumuz için aradığı bölgedeki en makul yeri bizden bulabiliyor. Böyle bir avantajımız var. Evet. Peki efendim, güzel bir hizmet veriyorsunuz. Kaç kişiyle sağlıyorsunuz bu hizmeti? 18 kişiyiz şu an için. Şu an bünyenizde 18 kişi. Zaman gayrimenkul yatırım danışmanı olarak sizinle birlikte çalışıyor ve Konya tamamına da bu şekilde bir hizmet sunuyoruz. Yani başka şehirlerden gelen talepleri de illaki değerlendirmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Başka şehirlerde de bağlantılı olduğumuz meslektaşlarımız, güvendiğimiz çözüm arkadaşlarımız var. Olarak. Zaman zaman oralardan da yerleri burayla takas ya da oradan müşteriye, buradan müşteriye, oradan gibi satışlarımız oluyor ama ağırlığımız, ana merkezimiz Konya. Konya. Peki efendim, hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Çünkü emlak ve gayrimenkul sektörü zor bir sektördür. Hakikaten riskli de bir sektör. Tabii. Hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu vurgulamamız gerekir. Her şey ülke ekonomisinin yönetimine dayalıdır aslında. Mesela bugün dövizdir, faizdir. Bunların piyasayı etkilememesi mümkün değil. Yani bugün bir inşaat firması %40-50 daha fazla mal ediyor şu andaki yapacağı bir inşaatı. Ama satarken alım gücü müşteriler açısından baktığımız zaman da tam tersi %30-40 alım gücü gerilemesi var. Evet. Yani işin içinde çok çıkılabilmesi sektör açısından dikkat edilmediği müddetçe çok kolay olmayabiliyor. Hani bu noktada vurgulamamız gerekiyor ki ülkemizin hemen hemen bütün alanlarını etkileyen faiz ve döviz noktasına bağımlılıktan kurtarılması gerekir. Evet. Ama bunun haricinde elbette ki her dönemin kendine özgü bir piyasası var. Evet. Piyasanın nereye gideceğini önceden okuyabilirseniz buna yönelik, mesela şu anda herkes fiyatlar cazip hale geldiği halde faiz de dolar da artar mı diyor. Ama bugün daha aza mal edebilir alacağı gayrimenkulü ve bu avantaj sağlar. Çünkü evet, maliyetlerinde taşlar yerine oturup bir nevi eklendiği bir dönemde prim olarak da çok artacaktır. Hani bu noktada biz değişkenlerin hepsini inceliyoruz. Ona göre müşterilere yön vermeye çalışıyoruz. Gayrimenkul alım satımıyla ilgilenecek olan herkesi gayrimenkul borsasına biz de davette bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun.